Evet, şimdi gelin bu kısıtlamaların kalkmasını, bunun muhtemel etkilerini önümüzdeki aylara nasıl yansıyabileceğini ve tabii bir yandan da bakanlığın sürekli olarak hatırlattığı müjdeyi, yani aşı uygulamasında ne kadar hızla yol aldığımız meselesini bir değerli uzmanla konuşalım. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Esin Davutoğlu Şenol KRT akşam haberlerine katılıyor. Hocam iyi akşamlar, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Bağlantıdan önce bir haber aktardık. Bilmiyorum siz de görüntüleri izleyebildiniz mi? Yok. Vatandaşlarımız neşe içinde göbek atıyorlar, oynuyorlar ve büyük bir sevinç yaşıyorlar. Yaşasın kısıtlamalardan kurtulduk diye. Gerçekten de kurtulmanın zamanı mıydı? Kutlamak için doğru bir noktada mıyız? Şimdi geçen yazı hatırlayın, Haziran'da oldu. Yani bir ay farkla aynı şeyleri yaşadık. O zaman vaka sayısı çok daha azdı. Biz çok daha tedirgindik. Çünkü bir aşı bulunup bulunmayacağını da bilmiyorduk. Aslında o zaman ölüm sayısı da bugünden çok daha azdı. Şimdi her gün 5-6 bin tane vaka havuza ekleniyor. Ve 50-55 kişi ölüyor. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Bir türlü yatışmayan ve kontrol edemediğimiz bir salgın var. Ama %20 kadarımız da 2 doz aşı aldı. Yani denklem bu. Bu arada Delta varyantı diye geçen yazdan çok daha fazla bulaşan ve özellikle kapalı mekanlarda %60'a kadar bulaşma potansiyelini çıkaran bir etken var. Bazı ek mutasyonlar ekleniyor bunların üzerine filan. Yani bırakın kutlanacak bir durumu, yani nasıl diyeyim, distopik bir film karesi gibi her yaz bunu yaşıyoruz. Aslında sonbahara bile kalmayacak diye düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Zannederim bayramdan sonra biz hastane tarafında gene sıkıntılı süreçler yaşamaya başlayacağız. Hocam bir denklemden söz ettiniz. Gerçekten de ilginç bir denklem var ortada. Bir, vaka sayılarının 5000 6000'lerin altına düşmemiş olması ve ölüm sayılarının da hala 50-60 civarında seyrediyor olması. Anladığım kadarıyla sizler 1000'in altına düşmeden vaka sayıları henüz nefes alınmayacağına inanıyorsunuz. İkinci unsur denklemde aşı kampanyasının hızla ilerlemesi, ama üçüncü unsurda bir Delta varyantı tehdidinin bize doğru yaklaşıyor olması ya da hatta gelmiş olması. Şimdi burada bakanlık kararı alırken acaba bilim kurulu bu konuda bir uyarıda bulunmamış mıdır? Yani Delta varyantının özellikle çok yoğun görüldüğü bir ülkeden de akın akın turistler gelmekte, evet. Türkiye'ye ne diyorsunuz? Öyle tabii, bir de aşılama potansiyeli çok düşük Rusya'da. Yani başka ülkeler sizden çift doz aşıyla ilgili bir kart ya da PCR testi, ona rağmen uzun bir karantina süreci talep ediyorlar. Biz pek çok ülkeden Delta varyantının söz konusu olduğu bazı ülkelere son anda 4-5 tane ülkeye kısıtlama getirildi, ama pek çok ülkeden sayısız turist geliyor. Bu sosyal hareketliliğin kendiliğinden bulaşmamayla sonuçlanması mümkün değil. 16 aydır aynı şeyi test ediyoruz. Bu şuna benziyor. Bir ateş var, elinizi sürekli uzatıyorsunuz, yakıyorsunuz, eliniz biraz iyileşiyor, tekrar uzatıp yakıyorsunuz. Ateş var yani, elinizi uzatmamanız gerekiyor. Bu kadar basit bir denklem. Bu ölümlerin çok olması kontrol edilmemiş salgınların doğası. Yani siz salgında bulaşmayı kontrol etmediğinizde, şimdi bu bulaşmayı kontrol lafından da illaki insanlar bir takım şeylerin kapatılmasını, açlığı, kıtlığı anlıyor. Aslında devlet her şekilde bu pandemide zarar görecek herkesin zararını telafi etmekle sorumlu. Bilim insanı da onun nerelerden, ideal kapanmaların, kısıtlamaların nerede olması gerektiğini söylemekle sorumlu. Şimdi belli sayının üzerine kontrolsüz kalabalıklaşma ve bu turizm, uluslararası turizme bu şekilde kontrolsüz açılmanın sonuçları, ben bayramı da geçeriz. Çünkü bayramda insanlar teste de gitmeyecekler. Teste gitmekten de caydırıcı çok şey yapıyoruz şu ara. Karantina süresi çok uzun, temasla takibi doğru düzgün yapmıyoruz. Yani salgının kontrolünü aşılar dışında tümüyle bırakmış durumdayız. Ben size onu söyleyeyim. Aşılama hızı da teknik sebeplerden. Yani biz 14 Haziran'da başladık günde 1 milyon doz aşılamaya. Onlar birinci doz. Bu 1 milyonun ikinci doza yansıması için aradan 4-6 hafta geçmesi lazım. Yani Temmuz ortasından önce bu 1 milyonun yansıdığını görmezsiniz. Henüz %20'si nüfusunuzun 2 doz aşılı. Ters söyleyeyim, %80'imiz hala çok duyarlıyız.
Delta varyantı ile ilgili durumu bilmiyoruz ve çok hareketlenmek niyetindeyiz gibi duruyor. Şimdi hocam aşı ve salgın denklemine gelince pek çok ülke, yani bu aşılamada başarılı olmuş ülkeler, örneğin İngiltere, örneğin Almanya, örneğin İsrail, ki nüfusunun en büyük oranda aşılandığı bir ülkeden söz ediyoruz, tekrardan sıkı önlemlere geri dönüyor ya da dönmüş gibi gözüküyor. Hiç mi onlardan örnek ya da ders almayı düşünmüyoruz? Onların kastettiği şu aslında, ölüm olmasın. Çünkü artık bu devirde, bu devir, yani aşının olduğu bir devirde, aşı devlet eliyle dağılmasa belki Türkiye nüfusunun, demin siz haberinizde de aşı paralı meselesini söylediniz. Oraya da çok basit bir cümleyle ekleme yapayım. Aşılar ticari meta olabilmek için ruhsat almak zorundadır. Şu anda dünyada hiçbir aşının ticari meta olabilme ruhsatı yoktur. Zaten satamazlar yani. Bunun için başka bir düzenleme olması gerekir. Burada kastettiğimiz ruhsat ticari ruhsat. Yani yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla hiç kimse kendi erişiminde olmayan bir aşıya erişememek sebebiyle ölmemeli. Ya İsrail'in, İngiltere'nin, Amerika'da bazı eyaletlerin yapmaya çalıştığı bu. Ya da Almanya'nın yapmaya çalıştığı bu. Ölüm olmayacak bir düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü şunu biliyoruz ki biz eninde sonunda 5-6 ay içinde, yani kontrol ettiğiniz bir salgın, üstüne de %60-70 aşılama yaparsanız ciddi bir şekilde salgına baş edebilmiş olacağız. Tam anlamıyla bertaraf ettik demesek bile hayatı sürdürebilecek hale geleceğiz. Bu dururken, yani son dönemece girmişken, şimdi yüzer kişi yüzer insan ölmeye başlasa yeniden ve bugüne kadar kendini korumuş insanlar ölmeye başlasa, hatta koşa koşa gidip ilk doz aşısını yaptırdığı halde ölmeye başlasa ne olacak? Yani çok kötü bir şey olur bu. Onun olmamasına çalışıyorlar. Bunun için ödeyerek insanların parasını, zararını, insanların psikolojik desteğini vererek kısıtlamaya gidiyorlar. Avustralya yaptı mesela bunu. Avustralya, yani Avustralya'da aşılama oranları çok düşük. Sayı 100'ü geçtiği anda bunu yaptı, günlük sayı. Bunun yapılması tamamen bir tercih meselesi. Yani ne kadar insanın ölmesine, ne kadar insanın çaresizliğe düşmesine razı olacağınızla ilgili bir tercih aslında. Pandemi yönetiminde olup biten bu. Evet, şimdi hocam madem aşılardan söz etmeye başladık, aşılama kampanyasından söz etmeye başladık, yaklaşık 2 ay ya da 2,5 ay öncesinde aşı tedarikindeki önemli güçlükleri konuşuyorduk. İşte aşı gelmiyordu, bağlantıları yapamıyorduk vesaire, ama şimdi öyle anlaşılıyor ki evet, Çin'le temas kesilmiş ama anlaşılan Almanya'dan bol miktarda bir tedarik var ve artık aşı seçme tartışmasını yapmaya başladık. Ama bir yandan da 3. doz aşı tartışması başladı. Şimdi herkes soruyor. Ben yayın öncesinde de sizin konuk olacağınızı anons edince size de bazı sorular gelmeye başladı. İşte o klasik soru. 2 doz inaktif aşı yapılmışsa, yani Sinovac, 3. dozu hangisinden olmalıyız diye. Gerçi şu anda sadece sizin sağlık sektörünü ve 50 yaş üstü insanları ilgilendiren bir soru. Orada belli sabit bir formülden söz edebiliyor musunuz? Edemiyoruz, çünkü verisiz yaptığımız bir iş. Gene bir taktikle yaptığımız, strateji kurmadığımız bir iş. Şimdi baştan itibaren aslında Türkiye'de uygulanmakta olan aşıyla ilgili sorunumuz, aşı çalışmalarının sahada izlenmesi gerekirken, daha doğrusu yanlış söyledim, aşının çalışmaları bitip onay süreci tamamlandıktan sonra sahada yakın izlem yapmanız gerekiyor. Çünkü büyük bir kitle aşılaması yapıyorsunuz. Dünyanın önüne de söyleyeceğiniz şeyleri çıkarmanız gerekiyor. Bu söyleyeceğiniz şeylerin en önemlisi, en baştan da bunu söyledik, aşıların bağışıklık süresi bilinmiyor dedik. Bilinmiyor. Yani bunu sahada göreceğiz. Bazı projeksiyonlarımız var ama bilinmiyor. Göreceğiz derken ne kadar bir zaman sürecinde göreceğiz? Bunu en erken başlamış olan mesela mRNA aşısında, BioNTech'te bunun 10 ay, 11 ay olduğunu aşılama süreci nedeniyle söyleyebiliyoruz. Ama Sinovac'ı kullanan ülkeler, yazma gelenekleri de çok olmayan ülkeler. Onlar çok bir şey söylemiyor. Küçük küçük basın toplantılarıyla bir şeyler söylüyor.
Biz o zaman da çok büyük bir kitleyi, yani Türkiye nüfusunu aşılayacağımız için daha verisi olan, daha hani titiz davranılan bir ülke olma formatında olalım dedik. Her neyse 6 ayın sonunda geldiğimiz noktada önümüze delta çıkıp da bazı üniversitelerde yaptığımız çalışmalarda bu inaktif aşının antikor düzeyinin de 3 aydan sonra azalmaya başladığını görünce, böyle tespitlerimiz olunca şunu anladık. Delta varyantına karşı korunmasız bir pozisyona düşüyoruz. Sahada bunun yansımalarını da görünce biz zaten TTB çalışma grubu olarak dedik ki inaktif aşı yapılmış olan sağlık çalışanlarına, tercih dışında yapılmıştı hatırlarsanız, daha yüksek koruyuculuğu olan delta varyantına karşı, çünkü delta ile ilgili de başka hiçbir önlem almıyorsunuz, lütfen bir ek doz yapın. Bakın üçüncü doz değil. Üçüncü doz önerisi bu kadar veri yokken çok yanlış bir cümle olur ve çok, yani büyük bir iddia olur. Taşınamayacak bir iddia olur. Çünkü İngiltere mesela önüne bu soruyu koydu. Üçüncü doz gereksinimi olanlar var mı diye çalışmasını yapıyor. Eylül'ü bekleyecek sonucun çıkması için. Sonuç önünde olmayan hiçbir ülke bunu yapmıyor. Ama siz çıktınız, bayram şekeri dağıtır gibi bir şey oldu bu. Yani biraz burada bir algı yönetimi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok tutarlı bir öneri değil. Ama biz sağlıkçılar olarak bir ek doz istedik, bunu söylüyorum. Ve 50 yaşın üzerindeki bağışıklık cevabı düşük olabilecek, özellikle 65 yaş. Onlar da sahada görmeye başladık çünkü hastalık tekrar. Dolayısıyla güçlü bir aşıyla güçlendirme, pekiştirme. Ama bu öneri, biz inaktif iki aşı yapılmış olanlara bir tane de BioNTech takviyesi yapacağız cümlesini kullanmamak için geniş bir öneri olarak sunuldu ve bu çok yanlış. Birinci cümleme döneyim. Sadece inaktif aşı yapılmış olanlara bir üçüncü doz BioNTech aşısıdır bizim önerimiz. Bu da bazı projeksiyonlarla tam kesin veriye dayalı olarak yapılmamaktadır. Bunun dışında bir üçüncü doz kullanmanın gereği ve yeri yoktur. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz aydınlatıcı bilgileriniz için. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kolay gelsin.